Evet, hepiniz hoş geldiniz. Ben diyetisyen ve beslenme uzmanı Sidre Özemre Aytaç. İki farklı doktorun kliniğinde iki farklı yerde çalışıyorum belirli günlerde. Bir tanesi Kısıklı'da, Çamlıca'da bir çocuk psikiyatri ve ergen psikiyatrisinin yanında psikologlarla beraber çalışıyorum. Orada ergoterapist, spor öğretmeni vesaire büyük bir yerdeyim. Suadiye'de bir kadın doğum kliniğinde bir doktorla beraber çalışıyorum, perinatologla beraber. İki farklı yerde de iki farklı şeyle de danışanlarımı görüyorum. Bugün sizlere sürdürülebilir sağlıklı beslenmeyi anlatacağım. Herkes beslenme konuşuyor biliyorum. Makininden doktoruna kadar televizyonlarda herkes beslenme hakkında bir şeyler konuşuyor. Hatta bugün ben bile gelirken şöyle bir televizyonu karıştırdığımda bir takım televizyon programlarında vardı herkes beslenme konuşuyor. Beslenme bizim ülkemizde çok sevilen bir şey. Herkesin dilinde var ama bir beslenme uzmanından da beslenmeyi dinlemenizi istedim ben sürdürülebilir sağlıklı beslenme için. Ben biraz felsefik başladım slaytıma. Bir insanın en temel üç hakkı nedir diye. İnsanın en temel hakkı yaşamaktır aslında. Yaşamak için iki tane temel şey ihtiyacı vardır. Biri barınmak, kendini koruyabilmek. İkincisi de yaşamsal faaliyetlerini, fonksiyonlarını devam ettirebilmek için iyi bir beslenmeye sahip olmak. Tabii sağlıklı beslenme nedir peki? Ne yapmak gerekir? Sağlıklı beslenme günlük fonksiyonlarını dediğim gibi yerine getirilmesi için besinlere ihtiyaç duyuluyor. Tüketilen besinler vücutta fiziksel aktiviteye, biyolojik işlevselliğe, enerjiye kaynak oluşturuyorlar. Tabii bunlar neler? İçlerinde aslında 3 tane en temel madde var. En çok duyduğumuz karbonhidratlar, proteinler ve yağlar. Biz bunlara makro besin grupları diyoruz. Bir de vitaminler ve mineraller var. Biz de bunlara mikro besin grubu, yani daha küçük besin molekülleri, daha küçük yapılar diyoruz. Bizim için hepsi çok kıymetli. Tabii sindirim, solunum, boşaltım, dolaşım, sinir, iskelet, kas sisteminin sorunsuz bir şekilde çalışması, hormonların sorunsuz bir şekilde çalışması, motor beceriler dediğimiz elinizi bir şey alıp kaldırabiliyor olmanız, ayağınızı rahat kaldırabiliyor olmanız, eğilip bükülüyor olmanız, bilgisayar fonksiyonlarının devamı için de vitaminler, mineraller ve tüm gereksinimlerin tam bir şekilde karşılanıyor olması çok büyük bir öneme sahip. Ayrıca sindirim sistemi de başta olmak üzere vücudun birçok sistem üzerinde düzeni koruyabilmek için iyi bir şekilde beslenmek gerekiyor. Tüm makroları ve tüm mikroları kişinin işte ideal kilosuna göre, hastalığına göre, yaşam şekline ve fiziksel aktivitesine göre belirlemek gerekiyor. Hepimizin farklı parmak izleri varsa eğer, hepimizin farklı beslenmeleri var aslında. Kimimiz kahvaltısını saat 7.30'da yapıyorken, kimisi 12'de güne başlayarak yapıyor. Kimisi daha erken akşam yemeği yiyor, kimisi mecburen işi gereği daha geç akşam yemeği yiyor. Hepimizin farklı farklı tabii ki de alışkanlıkları ve farklı saatleri var. Ona göre uygun bir beslenme planı oluşturmak gerekiyor. Ben ilk önce gözümün nuru proteinlerle başlamak istiyorum. Çünkü proteinler aslında hepimiz için çok kıymetli ve çok önemli makro besin grubu. Çünkü yapıcılar, çok severler yapmayı. Kas yaparlar, iskelet sistemine girerler, kemiklerin sistemlerine girerler. Onlar hep yapıcıdır. Amaç ruhlu gibi düşünebilirsiniz proteinleri. Vücudun bütün sistemlerine rol alıyorlar. Ruhsal, bilişsel işlevleri destekliyorlar. Motor becerileri destekliyorlar. Enerji yönetimini sağlıyorlar. Bağışıklık sistemi, özellikle koronada tabii çok gündeme geldi. Bağışıklık sistemi çok güzel destekliyorlar. Bu proteinler olmazsa hakikaten bir türlü biz tam olamıyoruz. Proteinler aynı zamanda tabii kişinin sedanter olup olmamasına bağlı olarak miktarları değişiyor. Biz genellikle kilo başına 0.8 veriyoruz ama bu 60 yaştan sonra kilo başına 1 gram olarak protein hesaplanması gerekiyor. Mesela 70 kilo olan bir insanın aslında 70 gram kadar protein yemesi gerekiyor haliyle. Ama sedanter bir insansa, sürekli yatıyorsa ve hiç aktivitesi yoksa, onun böbreklerine, karaciğerine yük binmesin diye onun gramajını daha da azaltıyoruz. 0.8 çarpı kilosuna göre yapıyoruz tabii ki. Daha da azalıyor protein ihtiyacı. Şimdi tabii hayvansal proteinler var, bitkisel proteinler var. Şimdi iki farklı protein var. Hayvansal proteinleri aslında çok aşinayız. En çok nereden alıyoruz? Kırmızı etten alıyoruz.
Balıktan alıyoruz, tavuktan alıyoruz, sütten alıyoruz, yumurtadan alıyoruz ama bitkisel proteinlere çok aşina değiliz. O yüzden özellikle bitkisel proteinleri de getirdim size. Bitkisel proteinlerden ne var? Kuru baklagiller var mesela. 20-25 gram, 100 gramında 20 gram kadar. Yani %20 kadar aslında protein içeriyorlar. Bizim için çok iyi bir protein kaynağı kuru baklagiller. Peki hangi kuru baklagil en iyisi? Aslında mercimek aralarından en çok proteini içeren kuru baklagil. Sonra soya fasulyesi var. Biz çok ülkemizde kullanmıyoruz ama onun da 30 gram kadar proteini var. Sonra arkadan et, tavuk, balık geliyor. Onlarınki 15 gram, 22 gram kadar protein. Yani aslında bakıldığında kuru baklagillerin 100 gramında daha fazla protein olduğunu görüyoruz. Peynirlerde 100 gramında 15 ile 25 gram arasında var. Şuraya şunu da hemen çekeyim. Yumurtada 12 ile 13 gram arasında. Tahıllarda 8 ile 12 gram. Sütte bile 3-4 gram 100 gramında. Peki o zaman niye biz sürekli kuru baklagil yiyerek protein almıyoruz? Çünkü kuru baklagillerin biyo yararlanımları hayvansal proteinlere göre birazcık daha düşük. Yani evet çok fazla var protein gerçekten. 20-25 gram çok iyi bir rakam ete göre, süte göre. Ama gel gelelim ki bağırsaklar buradaki proteinleri tam bir şekilde ememiyor. En iyi protein sentezlenmesi, en iyi emilmesi aslında et, tavuk, balık yiyince, peynir yiyince oluyor. Çok büyük kayıp, çok büyük bir kayıp var mı peki? Hani kuru baklagillere bakıldığında çok aşırı bir büyük bir kayıp yok ama biyo yararlanım dediğimiz fayda sağlama açısından tabii ki kırmızı et, balık ve tavuk çok daha iyi oluyor protein için. Çok mu? Enfeksiyon, ameliyat yaralanmaları, kırıklarda hemen ne yapıyoruz? Protein ihtiyacı artıyor vücutta. Şimdi biz dedik ya normalde kilo başına 1 gram gibi protein hesaplıyoruz normalde. Ameliyat olunca hemen artıyor bu durum. 1.2, 1.5 hatta yanıklarda neredeyse 3 oluyor. Yani kilo başına 3 çarpı 3 grama kadar verebiliyoruz proteini. Duruma göre çok değişebiliyor. O yüzden tabii ki yaşam çok fonksiyonel. İnsan sürekli değişken. Her seferinde de değiştirmek gerekiyor protein miktarlarını. Kronik böbrek rahatsızlığı gibi olan hastalığı olanlarda protein alımı kısıtlanması gerekiyor. Tabii bunun da uzmanlar tarafından belirlenmesi çok daha iyi oluyor. Geldik karbonhidratlara, belki de en çok sevilenlere. Karbonhidratlar tabii en çok aşina olduğumuz ve en çok gördüğümüz şeyler. En fazla tahıllarda, yani ekmekte, pilavda, makarnada bulunuyor. Kuru baklagillerde bulunuyor ve meyvelerde bulunuyor ve sebzelerde bulunuyor. Buraya yazmamışım ama sebzeler de aslında karbonhidrat içeriyor. Tabii bu karbonhidratın hepsinin ayrı bir isim var. Sağlıklı beslenmek isteyen bireylerin karbonhidrat gereksinimleri tam olarak karşılamaya özen gösterilmeli. Rafine şeker, saflaştırılmış tahıllar yerine lif, vitamin ve mineral içeriği yüksek komplike karbonhidratlardan yararlanması gerekiyor. Bu sayede kilo kontrolü gerekiyor. Biz hiçbir zaman tabii ki işte ekmeği çok yasaklamıyoruz, işte pilavı çok yasaklamıyoruz. Ne yapıyoruz? Her zaman miktar belirliyoruz. Miktarı dozajı aşınca zaten olaylar çığırından çıkıyor. Her şey aslında porsiyonlarıyla, miktarlarıyla verilmeli. O zaman çok daha iyi bir şekilde kilo kontrolü de sağlanıyor. Aynı zamanda enerji ve ruh halindeki dalgalanmaların da önüne geçiyor. Yani diyet yapan insanlar çok sinirli olurlar mesela. Diyet yapan, ay diyet mi yapıyor, ona dokunma, o diyet, o aç mı, karnı aç olan insanlar mesela çok sinirli gelirler. Neden? Çünkü karbonhidrat ihtiyacı çok artınca insan sinirlenmeye başlıyor. Çünkü enerjisi bitiyor, vücut depolarından yemeye başlıyor. O noktada ufak bir karbonhidratla hemen insanların midelerini dindirdiğimizde hemen sinirle de yatışıyorlar. O yüzden ruh hali değişkenliği için karbonhidratı hiç yok etmeyeceğiz. Ama kilo kontrolü içinde miktarlı ve porsiyonlu bir şekilde tüketeceğiz. Peki, çoğunlukla bitkisel besinlerde bulunuyorlar. Tabii bitkisel besinler neler? Tahıllar, buğdayda çok bulunuyor. Arpada, çavdarda karbonhidratlar çok daha fazla var. Tahılların %90'ı kadar, %60, %90'ı karbonhidratlardan oluşuyor. Meyvelerin de %10, %20'si yine karbonhidratlardan oluşuyor. Patates, şeker pancarı %15, %20. Sebzelerde de %10 civarında karbonhidratımız var. Yani karbonhidrat hemen hemen her yerde. Sadece bir ette yok. Sütte de var, yoğurtta da var, hepsinde var. Sadece bir et grubunda karbonhidratlarımız yok. Tabii burada karbonhidratın dediğim gibi isimleri çok önemli. Bir sevdiğimiz karbonhidratlar var, bir de çok da sevmediğimiz karbonhidratlar var. Zaten biliyorsunuz artık rafine şekeri ben konuşmuyorum bile. Yani rafine şeker
Bırakın artık tabii paketli ürünler, rafine şeker dediğimiz, sofra şekeri dediğimiz şekerler artık çok sevdiğimiz, çok kullanılmasını önermediğimiz şeyler. Kalorisini geçtim, vücut için inflamasyon yani yangı kaynağı. Ben şunu şöyle anlatıyorum. Hani ocakta bir yerinizi yakarsınız, orası bir gün sonra hemen su toplar, kocaman şişer ya. Rafine şekerler de öyle. Vücutta siz rafine şeker sokunca vücut hemen şişiyor. Yani ödem topluyor. Yanmış gibi bir reaksiyon veriyor vücut. O yüzden biz rafine şekerleri zaten hiçbir şekilde istemiyoruz. Ama ne istiyoruz? İyi karbonhidratları hayatımızda istiyoruz. Mesela sebzelerden gelenleri, meyvelerden gelenleri, kuru baklagilden gelen karbonhidratları istiyoruz ve seviyoruz. Şurubuna ne orada? Mısır şurubu benim korkulu rüyamdır. Çünkü karaciğer yağlanmasının en baş rolüdür kendisi. Baş rolüdür yani kendisi. Çok sevmem, çok da vermem. Hatta paketli gıdalarda her zaman etiket okumayı önemserim. Arkasını çevirip mutlaka herkes etiketini okusun. Mısır şurubu var mı? Glikol şurubu var mı? Şeker pancarında şekeri var mı? Neyi var? Herkes aldığı ürünün etiketini okumalı aslında. Bizim okur yazarlığımız aslında çok fazla çok büyük ama kimse aldığı ürünü etiketini okumuyor. Yani kimse şöyle bir bakayım demiyor. Herkes sepete atıyor veya firmaya güveniyor. Ama öyle yapmamak lazım, okumak lazım, iyi öğrenmek lazım. Geldim sağlıklı yağlara. Sağlıklı yağlar bizim vücut fonksiyonlarımızın sorunsuz bir şekilde devam ettirebilmesi için özellikle hormonal sistemde, özellikle kadınların hormonal sistemleri için çok kıymetli. Tabii mesela kadınlarda yağ durumu hemen biraz olsun düşsün hemen işte ne oluyor? Regl durumları aksamaya başlıyor. Sinirlikler başlıyor. Erkeklerde gene öyle. Eğer testosteron hormonunda sıkıntılar yaşanıyor. Yağ miktarları bizim hormonların çalışması için çok kıymetli. Hayvansal kaynaklı katı yağlar ve margarin gibi işlem görmüş yağlardan mümkün olduğunca kaçınmamız gerekiyor. Bunların yerine zeytinyağı, omega 3 kaynağı içeren balıkların tüketimine özen gösterilmeli. Yağ gereksinimi karşılanırken bunun sadece besinlere eklenen yağlardan ibaret olmadığı, et, süt, balık gibi besinlerde de yağ olduğu unutulmamalı. Yani ben hiç yağsız beslemem, hiç yağ koymuyorum dediğinizde aslında et, süt, balık yiyorsanız zaten yağdan beslenmiş oluyorsunuz. Çünkü bunlarda doğal yağlar var, kendilerine has yağları var. Çok fazla yağ tüketimi şişmanlık, işte kanser, kalp, damar hastalıkları neden olabileceği için birazcık kaçınmak gerekiyor ama hangilerinden kaçınacağız? Kırmızı etin yağından kaçınıyor olacağız. Biz bunu ikiye ayırıyoruz. Doymuş yağ ve doymamış yağ olarak. Bu doymuş yağlar aslında margarinde, tereyağında, kırmızı ette bulunan yağlar. Doymamış yağlarsa bize aslında hem tokluk veren hem de vücudumuzu gerçekten sağlıklı bir şekilde yağ konusunda destekleyen yağlar. Hangileri doymamış yağlar? Ceviz, fındık, badem, kaju gibi, işte kabak çekirdeği gibi yağlar, sağlıklı yağlar oluyor bizim için ve bunlardan zengin beslenmemiz gerekiyor. Tabii yaşlık döneminde sık görülüyor yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, kalp, damar hastalıkları. Bu durumda biz ne yapıyoruz biz diyetisyenler? Margarini, tereyağını ve kuyruk yağını, o Adana'nın içindeki o kuyruk yağları, ah İşte lahmacuna koyulan o kuyruk yağlarını istemiyoruz biz aslında. Katı yağların öyle tüketilmemesi gerekiyor. Biz katı yağları çok sevmiyoruz. Biz sıvı yağcıyız. Bize bol bol zeytinyağı verin. İşte her yemeği zeytinyağlı yapın. Biz bayılırız. Ayçiçek yağı konusu da çok şüpheli geliyor. Ayçiçek yağı çok konuşulmuyor. Ayçiçek yağı omega 6 içerir aslında. Biz en çok hangisini duyuyoruz? Omega 3'ü duyuyoruz. Neden? Çünkü omega 3 anti-inflamatuar kaynağı, balıkta var, işte kalp damara çok iyi geliyor, işte gözlere çok iyi geliyor, bilişsel performansa, motor fonksiyonu, her şeyi her derde dava gibi omega 3. Omega 3 bizim için çok kıymetli. Seviyoruz ama omega 6'yı çok sevmiyorum. Omega 6 da birazcık doymuş yağ kısmına giriyor. Daha çok bitkilerin içerisinde var. Ayçiçek yağını o yüzden biz sevmiyoruz. Şimdi normal artık insanlar yani metropolde yaşayan insanlarda omega 3 değeri giderek azaldı. Neden? Çünkü balıklarımız artık çok yağlanmıyor. Maalesef bir iklim değişti. Balıklar yağlanmadığı için iyi omega 3 kaynağı öğretemiyorlar. Başka omega 3 kaynaklarımız var mı? Var. Ceviz mesela omega 3 kaynağı. Semiz otu omega 3 kaynağı. Çörek otu gene omega 3 kaynağı. Ama hani bahsetmiştim ya kırmızı ette daha fazla mesela kırmızı et daha az protein var ama biyo yararlılığı daha yüksek diye. Balığın da öyle. Balığın da aslında omega 3'ü var ama biyo yararlılığı daha fazla. Ama bitkisellerde birazcık daha az. O yüzden onları tam omega 3 kaynağı olarak göremiyoruz.
Omega 6 konusunda da ayçiçek yağından birazcık uzak kalmak istiyoruz açıkçası. Çünkü o da damar tıkanıklığına sebebiyet verebiliyor. Bitkisel yağları bahsettim, seviyoruz diye. Özellikle zeytinyağında bir kez daha altını çizmeden bırakamıyorum bu slaytı. Vitaminler ve mineraller. Biz bunlara minik mikro besinlerimiz diyoruz. Bunlar da olmazsa olmazlarımız bizim için. Vitaminler ve minerallere baktığınızda vitamin sözcüğü yaşam için elzem öğe anlamını taşıyor. Bu Yunanca. Vitaminler ve mineraller vücuttaki pek çok organın yapısında bulunuyorlar ve vücut fonksiyonlarını sürdürmesi için gerekliler. Birçoğu insan vücudunda yapılamadığı için besinlerle almak zorunda kalıyor. Hatta bazen vitamin mineral takviyeleri kullanıyoruz. Çünkü hem hasta olduğumuzda vücutta sentezlenmesi çok azalıyor. Yaşla beraber işte bağırsak fonksiyonları azaldıkça, bağırsak emilimi azaldıkça ekstradan vitamin mineral ihtiyaç duyabiliyor. Çünkü unutkanlıklar başlıyor, saç dökülmesi başlıyor. Ne gerekiyor aslında? Demir gerekiyor ekstradan, B12 gerekiyor ama bağırsaklar sağlam olmayınca, bağırsaklar sağlıklı olmayınca vitaminler, mineraller de vücutta çok iyi emilemiyor, hatta yapılamıyor. Yapılsa da emilemiyor maalesef ki. O yüzden bağırsakların sağlığı çok önemli. Belki başka bir günde bağırsak sağlığını ekstradan anlatıyor olurum. Vücut fonksiyonlarının sürdürülebilmesi için çok gerekli. Birçoğu insan vücudunda yapılanmadığı için besinlerle almakla zorunlu. Yetersiz vitamin, mineral alımı sonucunda metabolizmadaki bozukluklara bağlı olarak çeşitli organların fonksiyonlarına yetersizlikler ortaya çıkıyor. Yaşlılık döneminde enerji ihtiyacı azaldığı için enerji metabolizmasında görevli olan vitaminler ve mineraller de azalıyor aslında. Bu nedenle gerekli miktarlarda besinlerle alınmalı. Eğer ki besinlerle alınamıyorsa takviye edilmeli mutlaka. Ben besinlerle alınamadığını keşfettiğim hani danışanlarımda 65-50 yaşlarda artık ufak ufak takviye girmeye, vitamin mineral takviyesi girmeye başlıyorum. Tabii öncelikle her zaman bağırsağı toparlıyorum. Vitaminler, mineraller tabii bağışıklık sistemi için çok güzel, bizim için çok önemli bunları. Bağışıklık sistemi çok güzel güçlendiriyor. Hastalıklara karşı direnç oluşturuyor. Kemik ve diş sağlığında, kemik erimesinde, osteoporozun engellenmesinde, göz sağlığının korunmasında, deri sağlığının, kan yapımının sağlanmasında, yüksek tansiyonun önlenmesinde, şeker hastalığından korunmada, kalp damar hastalıkları için risk oluşturan kan kolesterolünü düşürmede, aynı zamanda kalp damar hastalıklarından korunmada, beyin fonksiyonlarını güçlendirme, unutkanlık, bunama, depresyon gibi sorunları önlemede ve kasların güçlenmesinde bizim için çok kıymetliler. En çok nerede bulunuyor peki bu vitaminler, mineraller? Sebze ve meyvelerde, tahıllarda, kurbaktakilerde ama en çok sebzelerde olduğunu söyleyebilirim tabii ki de. Ette, balıkta, süt ürünlerinde hemen hemen her tarafta varlar bunlar. B12 vitaminleri sadece et ve et ürünlerinde, süt ve yumurta gibi gruplarda bulunuyor. Mesela veganlar aslında ne yapıyorlar? Bunlardan eksik kalıyorlar. Veganlarda takviye mutlaka gerekiyor. Biz mutlaka giriyoruz. B grubu vitaminleri bizim için çok kıymetli. Çünkü metilasyon dediğimiz bir metilleme döngüsü var vücutta. Bu metilasyon döngüsü aslında bizim tüm bilgisayar performansımızı etkiliyor. Tüm enerji metabolizmamızı etkiliyor. Onlardan bir tanesi eksik oldu mu ya vücut ödem tutuyor ya şişiyoruz. Ellerimiz, ayaklarımız şiş kalkıyoruz. Ya karaciğerimiz işte non-alkolik karaciğer yağlanması dediğimiz, alkol almasak da karaciğer yağlanması başlıyor. Bu vitaminleri iyi bir şekilde dengeye sokmamız gerekiyor. Hem bitkisel besinlerde hem de hayvansal besinlerde bulunuyorlar. D vitamininin en iyi kaynağı güneş ışığı. Biliyorsunuz D vitamini hiçbir besinde yok maalesef ama çok da kıymetli. Neden? Bağışıklık sistemimize rol oynuyorlar. Kemik sağlığımıza rol oynuyorlar. İnsülinimizin salgılanmasına, kan şekerimizin dengelenmesine rol oynuyor. D vitamini alacağız. Yok, besin yok. Ancak güneşten alabiliyoruz. O yüzden bol bol güneşlenmek gerekiyor. Yazın tabii ki. Hangi aylarda güneşlendiğimiz önemli. Dış güneşinden açalım her tarafımızı, kollarımıza yatalım. Yine de D vitamini kolay kolay alamıyoruz. Belirli günleri, belirli ayları, saatleri var hatta. Ancak Türkiye'de Haziran'la Eylül'ün sonuna kadar güneşlendiğimizde hangi saatlerde? 11.30'da saat 1.30 arasında güneşlendiğimizde D vitamini birazcık sentezleyebiliyoruz. 15 dakika güneşlenmek D vitamini sentezlenmesi için yetiyor. Peki güneşi bulamıyoruz, güneşlenemiyoruz. Ne yapacağız? D vitamini takviyesi kullanacağız. Biliyorsunuz koronada bütün dünya sallandı ve İngiltere bir doğal bağışıklık elde etmeye çalıştı mesela koronada.
kimse maske takmadı. Her taraf açıktı. Biz kapandık. Bütün dünya kapandı. İngiltere açıktı. Ama ne yaptılar? Bütün herkesin kapısında dörder kutu D vitamini bıraktılar. Çünkü D vitamini bağışıklık sisteminin bir numaralı aslında vitamini onlar hepimiz için. Onlar da ufak tefek önlemlerini aldılar. Doğal bağışıklık yaptılar ama güneşle teması az olan bireylerde D vitamini yetersizliği görülüyor. Bu da kemik erimesine yani osteoporoza sebep oluyor. D vitamini bizim için çok kıymetli. Yaşlılıkta yetersizliği risk yaratan vitamin, mineraller ve bazı besin öğelerinde zaten var. Su. Su belki de bizim en az içtiğimiz ve hayatımızda en az rol oynayan, daha doğrusu hiç bizim gözümüze çarpmayan ama aslında çok önemli olan bir molekül kendisi. Yenilen besinlerin sindirimi, emilimi, taşınması için gerekli. Hani böyle bazen karnımız şişiyor, ay oturdu mideme oturdu diyoruz veya en ufak bir şey yediğimizde hemen karnımız şişiyor vesaire ya. Sindirim için gerçekten çok kıymetli su. Eğer ki su içmiyorsanız sindirim problemlerinde, boşaltım problemlerinde sıkıntı yaşayabilirsiniz. Besinlerin taşımında, biz besinleri yiyoruz ama sonuçta kanla bir yerlere organların taşınması lazım. Kan taşıyacak bunu. Kanın sulanması için su lazım gene. O yüzden her türlü suya ihtiyacımız var. Hücrelerin, dokuların, organların sağlıklı bir şekilde çalışması, vücut ısısının denetimi için, eklemlerin kayganlığı için, eklemler kaygan olsun ki rahat rahat açalım kapayalım, işte eklemlerimizde sıkıntı yaşamayalım, ağrılar yaşamayalım diye. Zararlı atık maddelerin vücuda azalmasında su sayesinde oluyor. Biz tabii ki hani birçok toksine maruz kalıyoruz. İşte ne yapıyoruz? Bulaşık makinemizi yıkıyoruz. Bulaşık makinemizi sıcakken, buharı üstündeyken açıyoruz. Hemen o kimyasal buhar yüzümüze mesela vuruyor. Biz onu soluyoruz, örnek veriyorum. Veya bulaşık makinesinden o tabletler sonuçta hepimiz için aslında toksik maddeler, kimyasallar. Üstlerine sıcak yemek koyuyoruz. Sıcak pilavımızı koyuyoruz, çorbamızı koyuyoruz. O sıcaklıkla zaten maalesef ki biz o toksinleri alıyoruz. Hayatımızın her evresinde yumuşatıcılardan deterjanlara, çamaşır sularından ciflere kadar her tarafımızda toksik dolu. Toksiksiz insan artık dünya üzerinde yok neredeyse. Ama nasıl uzaklaşacağız? Suyla uzaklaşabiliriz. Bol bol su içeceğiz. Yetişkinlik döneminde vücudun %60'ı su iken yaşlılıkla bu oran %50'ye kadar düşüyor. Ve vücut suyunun azalması risk yaratıyor. Lütfen sularınıza dikkat edin. Suyu nasıl hesaplıyoruz? Kilo başına 0.33 ile çarpıyoruz. 0.33 çarptığımızda bizim içmemiz gereken su miktarı litre olarak gözüküyor bize. Vücuttan her gün yaklaşık 2,5 litre yani 15-20 su bardağı kadar su atılıyor. Gerek idrar, gerek dışkı, gerek de solunumla. Biraz nefesimizde de var nem çünkü biliyorsunuz. Su atılıyor her türlü. Vücudun ihtiyacı olan su besinlerle karşılanabiliyor, içeceklerle karşılanıyor. Ama tabii ki de hiçbiri canım suyun yerini tutmuyor. Su her zaman bizim için çok daha farklı. Ne çay tutuyor, ne kahve tutuyor, ne bitki çayı tutuyor. O yüzden her zaman ne kadar bitki çayı içsek de, ne kadar da çay içsek de suyu ekstradan almamız gerekiyor. Hele ki kahve içtiğimizde yanına mutlaka bir su geliyor. Bizim kültürümüz, geleneğimiz aslında bir Türk kahvesinin yanında su ikram etmek ama içtiğiniz her bir bardak kahve için bir su mutlaka için. Neden? Çünkü kahve vücuttan suyu atıyor. Susuz kalan vücut hiçbir fonksiyonu yerine getiremez. Mutlaka suyunuzu yerinize koyun efendim. Özellikle sıcak havalarda. Şimdi kapıda artık Nisan'a geldik. Mayıs, Haziran, yaz geldi neredeyse. Sıcak havalarda daha da ihtiyacımız artıyor. Fazla fiziksel aktivite yapıldığında, mesela çarşıya, pazara gittik, ağır yükler taşıdık. Şimdi bu pazartesi Göztepe'nin mesela pazarı var, pazara gittik. Ne yapıyoruz? Susuyoruz, terliyoruz bol bol. Hemen suyu takviye etmek gerekiyor. Elimizde hep su olması gerekiyor ama suyu nasıl içeceğiz? Yani biz mesela bütün gün su içmedik, sonra geldik, aa dedim ben suyu hiç içmedim dedim. Gittim, lıkır 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 bir litre suyu bir anda bitirdim. Oldu mu şimdi? Olmaz. Suyu yudum yudum, nazik nazik, kibar gibi içeceksiniz. Çünkü su şişkinlik yapmayacak, bir anda basınç yapmayacak. Böyle bir anda yükleme yapmıyorsunuz hiçbir şekilde. Hep böyle yudum yudum, minik minik, işte bir bardak, iki bardak içeceksiniz. Hiçbir şekilde oturup da böyle beş bardak içmenizi önermiyoruz. Fazla proteinli ve tuzlu besinler tüketildiğinde elbette ki ne oluyor? Su ihtiyacınız daha da artıyor. Özellikle tuzlu besinler, ah onlar zaten tansiyonla çıkartıyor. Ödem de yapıyor, hepsini yapıyor. Çok tuzlu besinleri sevmiyoruz ama biliyorum biz kadınların biraz tuza ihtiyacı var bu arada. Yani hiç yok değil.
Biz kadınlar, bazı kadınlarımız düşük tansiyonlu mesela. Onlara dikkat etmemiz lazım. Düşük tansiyonlu kadınlar var. Tansiyonu 10'lu gezen işte bazı, bir tanesi var mesela 8 gezen mesela. Orada bir kadın olarak bir tuz desteği gerekebiliyor. Hani hiç sıfır tuzsuz yiyin demiyoruz hiçbir kadına. Düşük tansiyonlarda tamam biraz tuz atabilirsin diyoruz ama onun da mutlaka miktarlarını veriyoruz kişiye özel olarak. Ateşli hastalıklarda ishalde bol bol su atıyor. Hele ki ishalde ne yapıyoruz? Hemen halsiz kalıyoruz. Neden? Çünkü çok su atıyoruz. O kadar su gidiyor ki vücuttan, vücut hangi fonksiyonu yapacağını şaşırıyor. Orada hemen su takviyesi yapmak bizim için çok kıymetli. Su tüketiminin arttırılması kısacası önemli. Yaşlılık döneminde günde en az 8-10 bardak, yani 1,5 litre su tüketilmeli. Bakın en düşük diyorum. En düşük 1,5 litre. Yürüyüş yaptığınız, aktivite yaptığınız, sıcak havalarda tuzlu yediniz derken bu 2 litreye kadar çıkıyor. Biliyorum tuvalet problem oluyor. Dışarıda tuvalet bulamıyorsunuz. En büyük problemimiz bu, biliyorum. Ama evde en azından bunu destekleyebilirsiniz. Geldik lifli gıdalara. Posa bizim için çok önemli. Çünkü en büyük düşmanımız kabızlık. Kabızlık demek bizim için fonksiyonların yerine gelmemesi, artık o dışkının içeride fermente olması, bakteri üretmesi demek. Biz hiçbir şekilde fazla dışkının kalmasını istemiyoruz. Mümkün mertebe her gün tuvalete çıkılmasını önemsiyoruz. Yani 7 yaşındaki çocuğun da her gün tuvalete çıkmasını önemsiyorum. 70 yaşındaki bir bireyin de her gün tuvalete çıkmasını önemsiyorum. Eğer ki tuvalete çıkamıyorsanız bol bol bir su içmenizi bir gözden geçirin. Fiziksel aktivitenizi gözden geçirin. Bir de posalı gıdalarınızı gözden geçirin. Bunların hepsi bizim için kıymetli. Kan şekerinin düzenlenmesi bu şeker hastalığından korunmada bizim için kıymetli. Kan kolesterolünün düşürülmesinde, buna bağlı olarak kalp damar hastalıklarının önlenmesinde, şişmanlığın önlenmesinde, bağırsak kanserinden korunmada lif bizim için çok kıymetli. Şişmanlığın önlenmesinde lif neden öneriyoruz? Çünkü lif tok tutuyor. Öyle kolay kolay çok sindirilmiyor. Bağırsaktan da kolay kolay geçmiyor. Bir bağırsakta kalıyor, midede kalıyor. Kaldıkça tokluk hissi yaratıyor. Ay ben acıkmadım hala, siz nasıl acıktınız diyorsunuz. Eğer çok lifli beslenen insanlar kolay kolay acıkmıyorlar. Şimdi geldik artık hastalıklara. Yüksek tansiyondan başlıyorum ben. Ağırlık denetiminde tabii uygun kiloya ulaşılması gerekiyor yüksek tansiyonda. Her yüksek tansiyonlu bireyin ağırlık denetimi bizim için çok kıymetli oluyor. Bunların özel diyetler oluyor. Diyetin ismi DASH diyeti. DASH diye geçiyor. Yaklaşık olarak 8 porsiyon kadar biz bu bireylere sebze ve meyve veriyoruz. Tuz tüketiminde sodyumu kısıtlıyoruz. Sodyum deyince tabii aslında sodyum eşittir tuz demek. Veya aldığınız paketli gıdaların arkasındaki sodyumları kontrol edebilirsiniz. Daha çok nelerde var? Hazır tabii pastalarda, turşularda, salamular dediğimiz bu zeytinlerde çok fazla oluyor. Onlara dikkat etmek gerekiyor. Bu besinleri sınırlandırmalıyız. Besinlerle yeterli kalsiyum ve potasyum aldığımızda yüksek tansiyonu biraz dengeye giriyor. Potasyumun en güzel kaynağı bu arada muz. Kuru baklagiller potasyumdan zengindir. Düzenli egzersiz yapmak yüksek tansiyonu aslında regüle ediyor, yani sakinleştiriyor. Sigaranın içilmemesi bizim için çok kıymetli yüksek tansiyonda. Kemik yoğunluğunda azalma, osteoporoza geldiğimizde az önce bahsettiğim gibi D vitamini bizim için çok çok kıymetli. D vitamini hemen hemen her bireye öneriyorum. Ve düzenli egzersiz yapmak da gerekiyor. Yüksek kan kolesterolünde, yüksek kan yağlarında, kalp damar hastalıklarında ne yapıyoruz? Yağlara, hayvansal yağlara dikkat ediyoruz. Hayvansal yağlar nelerdi? Kırmızı etin, kırmızı etti, kuyruk yağıydı, tereyağıydı derken bu sakatatların tüketimini birazcık azaltıyoruz. Ama ben mesela ayda bir defa mutlaka kelle paça veriyorum. Kelle paça beyin sağlığı için çok kıymetli. Veya sadece paçayı da veriyorum. Ama tabii bu kan kolesterolü çok yüksek olan insanlarda kolay kolay sakatatları önermiyoruz. Yeşil yapraklı sebzeler burada kalsiyum açısından çok kıymetli. Yeşil yapraklı sebzeler. Aynı zamanda K vitamininden de çok zenginler. Kan sulandırıcı insanlara çok çok fazla yeşil yapraklı sebze vermiyoruz. Eğer ki warfarin, kumarin tarzında ilaçlar kullanıyorsanız koyu yeşil yapraklara dikkat edin. Onlar kanı daha fazla sulandırıyorlar. Kırmızı ve turuncu renkli meyvelere dikkat ediyoruz. Daha fazla veriyoruz onlarda. Çünkü antioksidan değerleri çok yüksek alıyor. Balık ve kuru baklagillerin tüketimini arttırmayı önemsiyoruz. Tuz ve sodyumdan zengin besinler. Bunlar burada da kısılıyor tabii ki. Salamular, turşular, hazır pastalar.
Uygun kiloya inilmesi her zaman her birey için çok önemli. Burada sigara tüketimini istemiyoruz hiçbir şekilde ve egzersizin altını defaten çiziyoruz. Şeker hastalığı en çok gördüğüm vakalar bizim ülkemizde. Bizde şeker hastalığı çok fazla çünkü bizim mutfak güzel ya. Yani yapacak bir şey yok. Antep mesela gastronomi şehri seçilmiş. İşte Kayseri'ye gitseniz ayrı, Kastamonu'ya gitseniz ayrı, Erzurum'a gitseniz hepsinin mutfağı farklı. Hangi birinden ayıracağım ki yani? O yüzden bizde maalesef ki şeker hastalığı var. Çünkü biz yağlı yemeği seviyoruz. Bizim hamur işlerimiz de çok güzel açıkçası. Hamur işlerimiz de fena değil. O yüzden bizde şeker hastalığı hemen patlıyor. Kuru baklagillerde, kepeği ayrılmamış tahıllarda, sebzeleri, meyveleri, posadan zengin yiyecekleri biz öneriyoruz. Bir de düşük glisemik indeks yazdım ben burada. Nedir bu düşük glisemik indeks? Aslında yenildiğinde şekeri daha az miktarda çıkaran yiyecekler. Mesela biz bu bembeyaz olan sofra şekerini yediğimizde eğer bizim kan şekerimizi 100 oranında çıkartıyorsa mesela pilav yediğimizde 95 oranında çıkartıyor. Bir elma yediğimizde 37 oranında çıkartıyor. Yani onlar da karbonhidrat ama şekerimizi çok yükseltmeyen karbonhidratlar. Çünkü neden? Bunlar mesela elmanın lifi daha fazla, vitamini daha fazla. Bunlar mesela şeker hastalığında kullanabildiğimiz glisemik indeks tabloları var. Onları veriyorum mutlaka. Onlara uygun beslenmesini önemsiyorum. Düzenli egzersizi çok önemsiyorum. Çünkü neden? Vücut biliyorsunuz ki şeker hastalarında şeker aslında kana neyle giriyor? İnsülinle giriyor. Önceki insülin geliyor kanda hücreye. Ben geldim kapıyı aç sana besin getirdim diyor. Ondan sonra ne oluyor? Şekerler kapıdan içeri giriyor, hücre kapısını açıyor. Ama bir zaman sonra artık tık 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 yaptığımızda hücre kapıyı açmıyor. Ne yapıyor? Direnç koyuyor. Biz buna insülin direnci diyoruz. Yani insülinle kapıyı açmıyor. Besin diyor artık sen dur. Sen artık içeri girme. Çünkü ben çok doydum. Bana daha fazla verme diyor. Biz bu duruma insülin direnci diyoruz ama biz hala daha yemeye devam ediyoruz. Biz bu işte kilo alıyoruz o sırada, yaşamsal fonksiyonlarımız bozuluyor, uyuyamıyoruz, tuvalete çıkamıyoruz ama biz yine de kulaklarımızı tıkıyoruz. Vücudumuzun gönderdiği sinyalleri hiçbir şekilde dinlemiyoruz. Hala daha yemeye devam ediyoruz aynı şekilde. O zaman bu durum şeker hastalığına evriliyor. Orada tabii mutlaka işte doktor kontrolünde bir ilaç giriliyor ama orada verilen ilaçların prospektüsüne bile baktığınızda ne yazıyor? Kesinlikle beslenme tedavisiyle ve egzersiz tedavisiyle kullanılması gerektiği yazıyor. Yani ilaçlar da bizi kurtarmıyor. Her kapı beslenmeye çıkıyor. O yüzden sağlıklı beslenmek şeker hastalığında en temel tedavi yöntemi. Düzenli egzersiz yapıyoruz. Sigara ve alkol tüketmiyoruz. Glisemik indeks bilgisini mutlaka şeker hastalarına veriyor oluyoruz. Besinler doğru hazırlanmalı, doğru pişirilmeli ve doğru saklanmalı. Bir konuda birazcık konuşmak istiyorum. Besinleri nasıl pişirdiğimiz çok kıymetli. Mesela ben diyorum ki danışanıma, diyorum ki Ayşe Hanım balığınızı yediniz mi bu hafta diyorum. Çünkü orada omega 3 alacağım ya benim için çok kıymetli. Yedim diyor tabii diyor. Ne yediniz diyorum. Hamsi kızartma yedim diyor. Ne dedim hamsi kızartma mı? Evet diyor balıkçıya gittim ev kokuyor ben balıkçıda yiyorum diyor. Kızartma yedim diyor. Ama diyorum ki ben orada omega 3 alacaktım. Hani diyetim ona uygundu. Tabii o sırada ben kızartma yedim diyor. Orada kaynıyor bizim için. Maalesef ki kızartma bizim için hiç hoş bir şey değil. Ama balık yedim oluyor. O öyle olmasın. Biz istiyoruz ki balığı mesela buğulama yapın. Fırın yapın. Ama kızartmayın balığı. Balığa kıymayın mesela. Veya biber kızartmaları var. Mesela yaz geliyor şimdi. Biberleri kızartmayalım. Ne yapalım? Fırınlayalım mesela. Eğer ki o köz tadını seviyorsak onlardan çok güzel yaz salataları hazırlayın istiyorum. Mesela ben şöyle yapıyorum. Bezelyeyi şimdi bu zamanda sultani bezelye var. İlerleyen zamanda bezelye artık çıkıyor. Bezelyeyi alıyorum. Közlü kırmızı biber yapıyorum. Sarımsak koyuyorum. Çok güzel bir bezelye salatası hazırlıyorum. Böyle yemek olacak şeylerden de salatalar çıkartıyorum. Böyle farklı hazırlanma şekilleri insanlara da farklı bir geliyor. Sanki farklı bir yemek yiyormuş gibi oluyor. O yüzden mutlaka fazla tarif edinmek. İşte diyetisyenleri takip edinmek insanlar çok güzel şeyler paylaşıyorlar Instagram'da mesela. Onların farklı tariflerini böyle güzel şeyler deneyebilirsiniz. Sofralarınız da canlanır. Siz de farklı bir şey yiyormuş gibi hissedersiniz. Doğru pişirmek her türlü önemli. Mesela brokoli biliyorsunuz biz çok seviyoruz brokoli biz diyetisyenler hep veriyoruz. Ama mesela onu düdüklüye koyup kapattığınızda bizim için pert. Yani düdüklüde neyi pişirin? Kuru baklagilleri düdüklü pişirebilirsiniz. Zor pişen etleri düdüklüde pişirebilirsiniz ama ne olursunuz sebzeleri öyle kolay düdüklüye koymayın. Sebzeleriniz nedir ki zaten? %90'ı su koyuyorsunuz hemen uçuyor. O yüzden çok fazla düdüklüye koyarak vitamin mineral kaybı olsun istemiyoruz.
Ve tabii ki doğru saklama. Siz lütfen ki yemeklerinizi plastik kaplarda saklamayın. Ne olursunuz cam kaplar. Cam kabınız yoksa bile kavanozlarda saklayın. Ben mesela bir tencere yemek yapıyorum. Eşim bazen yiyor, bazen sadece ben de yiyebiliyorum. Ne yapıyorum? Hemen sıcak sıcak kavanozlara hemen kapatıyorum. Konserve yapıyorum. Atıyorum buzdolabına. O mesela 5 gün sonra açıyorum. Hiçbir şey olmamış. Mis gibi yemek. Isıtıyorum, yiyorum mesela. Öyle çok güzel yöntemlerim var. Ben danışanlarım da böyle öneriyorum. Veya boş zamanlarımda çok benim vaktim yok. Soğan hemen doğruyorum. Buzluğa atıyorum. İşte yemek yapacağım zaman oradan buzluktan çıkartıyorum. Domates sosu koyuyorum, onu koyuyorum. Bir şeyler karıştırıp 5 dakikada yemek yapıyorum. Yani böyle hızlı pratik yöntemleri de ben danışanlarımla paylaşıyorum. Sizlerle de paylaşmak istedim ki doğru yemek yemeyi hani sevelim. Evde yemek pişirmeyi sevelim. Evde yemek çok fazla pişirmiyor. Bizim insanlarımız mutfaktan çok uzaklaştı bu aralar. Bizim mutfaklarımız bizlere göre değil mi? Yeni yeni nesilde çok uzaklaştılar yani. O yüzden her seferinde ben nasıl hızlı yemek yapılırı da ya ekstra bırak dışarıdan getiriyorlar. Evet dışarıdan. Hızlı hızlı gece 2'de 3'te evet. Servis istiyor yani. Kuryeler çok çalışıyor gerçekten bu konuda. O yüzden ben artık hızlı yemek yaptırmayı da yeni nesile öğretiyorum. Nasıl hızlı yemek yapılır diye. Bizim için kıymetli. Doğru saklama önemli. Bir de ne olursunuz teflon tavalar artık 1980'den beri teflon tavalar yasaklandı. Teflon tava olmasın en güzeli ne? Çelik bizim için. Bir de demir döküm tavalar. Ah çok güzel. Oradan demir de alıyoruz. Demir döküm tavalarda pişen yemeklerde ekstra demir de geçiyor bu arada besine. Ekstra demir de almış oluyoruz. Bizim için çok kıymetli. O yüzden çok seviyoruz. Burada kadınlarımızda çok fazla demir eksikliği var. Ne olursunuz 6 ayda bir rutin kan tahlillerinizi yaptırın kadınlar. Ki belki demir eksikliğiniz varsa demiri hemen takviye edelim ki hormonlarda sıkıntı yaşamayalım, kiloda sıkıntı yaşamayalım. Bütün fonksiyonlar iyi bir şekilde ilerlesin. Benim anlatacaklarım aslında bu kadar ama çok birazcık daha varmış tamam pardon. Yaşlanma ile bağışıklık sistemi fonksiyonları ilerleyen bir azalma oluyor tabii ki. Burada işte mikroorganizmalar gibi öğelere karşı kendini savunma mekanizması azalıyor. Besin zehirlenmesi rastlanabiliyor ve buna dikkat etmek lazım. Besinleri zehirlenmeyelim. Orada iyi saklama yöntemleri bizim için çok kıymetli. Yaşlılarda işte gözün odaklanması yeteneğinin azalmasıyla beraber besin alışverişi yaparken okuyamayabiliyoruz. Mesela etiket okuyacağız şimdi arkasını çevireceğiz. Sodyumuna bakacağız, tuzuna bakacağız, kolesterolüne bakacağız. Bakamıyor olabiliyoruz. Bir gözünüz mutlaka burada olsun ki etiketi rahatlıkla okuyabilin diye veya besinleri bazen çürük bozuk olmalarını görmeyebiliyoruz. Bazen ben bile görmüyorum. Atlayabiliyoruz. Onları aman atlamayalım ki besin zehirlenmeleri yaşamayalım. Tat ve koku alımında bazen işte bozulmalar, azalmalar, yetenekte kayıplar olabiliyor. Bunlara dikkat etmek lazım. İyi gözlemlemek, iyi koklamak lazım. Tat duyusunda azalmalar yaşayabiliyoruz. İşte 65 yaş üzerindeki bireylerde yaklaşık olarak %25'i dil ve ağız boşluğundaki tat hücrelerinin fonksiyonlarını kaybediyor. Bizim en fazla dilimizin üstünde acı, tatlı, tuzlu, ekşi. 4 tane fonksiyonumuz var. Bir de Çinliler yeni bir tat daha buldular. 5. tat umami tat diye geçiyor. Böyle hani onun acılı ekşili çorbaları var. Bilmiyorum belki denk gelmişsinizdir. Belki birisi ikram etmiştir gittiğinizde. Lahanadan yapıyorlar böyle. Acılı ekşili. Biz umami tat diyoruz veya bizim aslında benim babam çok yapardı. Ekmek üstüne işte peynir koyardı, üstüne bal dökerdi. Tuzlu tatlı mesela. O bu da umami bir tat. Mesela çok sevilir değil mi? Bu umami bir tattır. Çünkü hem tuzu var hem tatlı var. Böyle değişik bir tat ortaya çıkıyor. Biz buna 5. tat diyoruz. Gizli bir tat. Şimdi bir sürü biliyorsunuz restoranlar açıldı. Restoranlar her yerde. Bir de bununla gastronomi gelişti. Böyle kocaman tabaklarda küçücük yemekler getiriyorlar. Bilmem hiç gördünüz mü? Onlar da aslında yaptıkları şey umami tatları zevklendirmek. Aslında küçük de, evet soslarla bir takım pişirme tarzlarıyla küçücük tabaklarla siz fazla doyuma ulaşıyorsunuz. Çünkü tatmin oluyorsunuz. O umami tadından kaynaklı tatmininiz artıyor aslında. Tat kokularda azalma yaşanabiliyor. Besinlerin işte yani yeni besinlerden çok hoşlanmayabiliyoruz ya da yeni besinlere kapalı olabiliyoruz. İştah azalmalarına neden olabilecek besin durumlarını hakkında risk yaşayabiliyoruz. Tabii tükürük salgısı azalıyor. Bizim için tükürük salgısı önemli. Neden? Çünkü sindirim ağızda başlıyor. Bir mekanik sindirim dediğimiz dişlerle çiğneme. İki tükürükle aslında kimyasal sindirim yapıyoruz. Tükürüğümüzün içinde amilaz denilen bir sindirim enzimi var. Ekmeği atın ağzınıza, bekletin mesela ağzınızda çoğu sindiriliyor. Neden? Hiçbir şey yapmayın, çiğnemeyin de. O tükürüğünüzün içindeki amilaz enzimi onu sindirmeye başlıyor bile zaten. O yüzden bizim için tükürük salgısı azalması demek sindirimde bir takım sıkıntılar yaşanması demek. Tükürük salgısını arttıracak güzel bir yöntemimiz var. Ne demek?
su içmek tabii ki de. Su içmek bizim için her türlü kıymetli. Mide fonksiyonları azalıyor. Uzun süreli tokluk hissi daha az besin tüketimine sebep olabiliyor. Ona dikkat etmek lazım. Enzimlerin aktivitesinde miktarlarında azalma sonucu kalsiyum, demir, B12 vitamini. Bu işte metilasyon döngüsü dediğim bu döngüde işte demir 12, B12 vitaminleri azalabiliyor. Folik asit, B9 vitamini yani azalabiliyor. Bazı besin öğrenimleri hepsi azalıyor. Bu durum kansızlık ve sinir sisteminin hastalıklarına yol açabiliyor maalesef ki. Benim anlatacaklarım bu kadar sevgili gönüllüler.